Peçe 4x4'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Zack Rhino. Aracımız 2022 model Vitrek. Bize geldiğinde üzerinde birkaç işlem vardı. Dedik ki bunu çok güzel bir şekilde ayarlayacağız. Harika bir simsiyah araç yapacağız. O arabaya geçeceğiz. Ama öncesinde atölyede neler yapıyoruz ona birlikte bir bakalım. Bugün bir konumuz daha var. 2022 model yine 0 km bir Vitrek aracımız var. Fordlar bu arada dağıtılmaya başlandı. Sürücü kapak, kasa havuzu, taban çekmeci, sızdırmaz körü, çekidemiri, sonrasında birkaç tane detaylandırma işlemleri var. Cemalettin abim hazırlıyoruz bu arabayı. Arkada bir tane beyaz Stromtrain var. Beyaz Stromtrain çok fazla yok. Olanlarda bazen zaafa düşüp maalesef F-150 yaptırıyor. Biz bunu harika bir Stromtrain olarak hazırlayacağız. Çok kaslı bir araba olacak. Güzel bir görüntüsü olacak. Kapıda bekleyen arabalarımız var Apo. Biliyorsun önümüzdeki hafta Raptor Club Türkiye'nin kamp gezisi var. O yüzden şu an biraz fazla Raptor var burada. Çünkü kampa herkes hazırlıyoruz. Harika bir kamp gezimiz olacak. Abi şeyden bahsedelim mi izleyenlere? Sızdırmazlık kiti ve körü nedir? Ne işe yarar? Çok soran arkadaşlarımız var. Şimdi sızdırmazlık kiti, körük, bu ikisi birlikte ne işe yarıyor? Biz bu işi, daha doğrusu bu ürünü Ranger grubu için aslında ürettik. Ardından körük üniversal olarak tüm araçlara uygun olarak hazırlandı. Buradaki olay kit olarak bahsettiğimiz sistem, yan taraftaki plastikler, arabanın arka bagaj kapağından yan taraftan gelen toz miktarını, su miktarını absorbe ediyor. Yani yaklaşık burada 170-80'lik bir absorbe etme oranı var. Alt taraftaki sızdırmazlık körüğü dediğimiz sistemde bagaj kapağı ile arabanın kendi kapağı arasındaki boşluğa sıkışıyor. Buraya yapıştırıldıktan sonra akordiyon sistemiyle beraber kapatılıyor. Bu da alt taraftan gelen tozu %90 oranında kesiyor. Yani ikisi birlikte olduğu zaman iyi bir geri dönüş alabiliyoruz biz. Ha, buradaki olay şu. Tabii ki %100'ünü kesmiyor arkadaşlar. Ama buradaki olay %80 kadar engelleme yapıyor. Yani %20'lik bir durum burada söz konusu oluyor. %20 kadar bir toz alma durumu oluyor. Ranger olan arkadaşlara bu işi mutlaka tavsiye ediyoruz. Körük olayını her pick-up kullanıcısına tavsiye ediyoruz. Çünkü şöyle düşünün. Arabanın arkasındaki o kasadaki boşluğu zaten otomatikman arkadan kaldığınız için hem toz olarak olduğunu düşünün hem de arabanın arkasını temizlerken tüm pisliği orada birikmesinden ziyade tamamen dışarı atmanıza yarıyor. Harika bir ürün. Biz de mesela çok fazla kullanıyoruz. Hem çalıştığımız firmalara hem müşterilerimize çok fazla verdiğimiz bir üründür. O yüzden arkadaşlara bunu da tavsiye ediyoruz Akucuğum. Navaralarda da bu tarz bir sistemimiz var. Navaralarda da yan taraftaki Clemens'lere geçen bir fitilimiz var. Tabii ki o Ford kadar profesyonel değil ama onda da etkin oluyor mu? Tabii ki onda da etkin oluyor. O da çok önemli. Şimdi beraber videonun bundan sonraki sürecinde Black Rhino'yu inceleyelim istiyoruz. Çünkü harika bir araba. Çok güzel oldu. Videomuzu beğenmeyizi, kanalımıza abone olmazdı. Aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada lütfen yapıcı ve eleştirisel yorumlarınızı da videonun altında bizlere mutlaka bırakın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.